Selamun aleyküm. 16 Kasım'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 16 Kasım 1869. Akdeniz'i Kızıldeniz'e, dolaylı yoldan da Hint Okyanusu'na bağlayan Süveyş Kanalı açıldı. Temelleri Osmanlı İmparatorluğu tarafından atılmış olan bu yapay su yoluyla baharat yolunun canlandırılması sağlanmıştır. 1918. İngilizler Musul'u işgal etti. Musul'da yerleşik Osmanlı 6. Ordu Komutanı Ali İhsan Paşa, şehri İngilizlere terk etmemek için istifa etti. Yerine gelen binbaşı Halit Akmansu, İstanbul'dan aldığı emri yerine getirerek Musul'u boşalttı. 15 Kasım'da İngiliz askerleri Musul'a asker çıkarıp işgal ettiler. 1933. ABD ve Sovyetler Birliği diplomatik ilişkileri başlattı. Bu diplomatik ilişkiler 2. Dünya Savaşı'nda bir ittifaka dönüşecek ve kapitalist Batı ile komünist Rusya omuz omuza mücadele verecekti. 1948. Dünyanın çeşitli yerlerinden yüz binlerce Siyonist Yahudinin Filistin topraklarına yerleştirilmesini sağlamak üzere sihirli halı operasyonu başladı. Yahudileri Filistin'e taşıyan ilk uçak Yemen'e indi. 1949. İsmet İnönü ve Celal Bayar'a suikast ihbarı yapıldığı ileri sürüldü. Osman Bölükbaşı ve Fuat Arna suikast düzenleyicisi olma iddiasıyla tutuklandılar. İddianın geçersizliği anlaşılınca her ikisi de serbest bırakıldılar. 1976. Türkiye'de iki Filistinli mücahit Muhammed Reşit ve Mehdi Muhammed ömür boyu hapse mahkum edildi. Reşit ve Muhammed 11 Ağustos 1976'da Yeşilköy Havaalanı'nda işgalcilere ateş açmıştı. 1988. Yüksek öğrenim kurumlarında başörtüyü serbest bırakan düzenleme mecliste yasalaştı. Bir junta kuruluşu olan YÖK ve Anayasa Mahkemesi buna rağmen yasal olmayan yollar ve yorumlarla başörtü yasağının yıllarca sürdürülmesini sağlayacaktı.